Pehlivan'da anlatacak kimin bilek güreşi ama bu bizim kavgamız olmadığı açık. Biz sadece bu kavganın altında ezilen bir halk olarak bu meseleleri izleyeceğiz. Şimdi birazdan anlatacaklarımızda da kayda geçsin de hep bunu söylüyoruz. İnsanın en önemli duygusu bu ülkede yaşayıp şaşırma duygusudur ve onu kaybetmemek istiyoruz. Kaybetmemek için de çaba harcıyoruz. Ama nasıl kaybetmeyelim diye de soruyorum bir tarafta. Yani her geçen gün her başka şeyi anlattığımızda bu kadar da olur mu, bu kadar da olur mu diyoruz. Hep üstüne gelerek devam ediyor. Ya şu çürümeyi birinin bize anlatması lazım. Ayhan Bora Kaplan nasıl bir suç örgütü olduğunu da anlatacağız ama artık bir şekilde izleyicilerimiz izliyorlar. Birazdan Timur sana gerçekten hani 20 maddede anlatacaksın bize bu olayı. 20 tane skandal. Bak, 20 bir olaya sığan 20 tane skandal ama var. Ama o 20 skandal bu masalıyla birlikte memleketi sallar ama yok sallayamıyor. Benim de biliyorsun bir alt komşumun oğlu var. Bazı meseleleri de zor anlıyor. Yok. Bazı meseleleri de zor anlıyor. O nedenle onun da anlayacağı, hepimizin anlayacağı şekilde böyle 20 maddede bizi izleyen o çok önemli siyasetçilerin de anlayacağı şekilde belki kaçırdıkları yerler vardır. Dikkatle bize anlatmanı rica edeceğim ama ne oldu Ayhan Bora Kaplan dosyasında? Barış, bir gizli tanık çıktı. Evet. O gizli tanık önce bu çetenin en önemli isimlerinden biri aslında. Bu çetenin nasıl emniyetle, yargıyla iş tuttuğunu anlattı. İddiaları o yöndeydi. Sonra bir anda biz baktık ki elektronik kelepçesi takılıyken hop bir anda kaçtı gitti. Yurt dışına gittikten sonra da bu defa döndü dedi ki ya bana Türkiye'deki siyasetçilerle ilgili yani eski bakanlarla bugün mevcut bakanlarla ilgili onların aleyhinde bir şeyler söylememi istediler. Hı hı. Şimdi ifadelerde bunlar da yok. Hı hı. Dedi ki bir iddiası da. Ankara Emniyeti AKP'ye darbe yapıyor. Hı hı. Sonra biz MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Salı grup toplantısında gördük. O da esti gürledi. Bu operasyon dedi MHP'ye yapılıyor, Cumhur İttifakı'na yapılıyor, hükümete yapılıyor. Darbe. Peki sence şöyle bir baktığında Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu yaşanan süreçte Bahçeli'nin darbe açıklaması gibi 17-25 süreciyle benzetmesi gibi bir benzetmeyi yapıyor mu? Böyle okuyor mu? Sorundan başlarsam bence hayır yapmıyor. İşin özü ne biliyor musun? Benim okumam, benim analizlerim, benim duyduğum iddialar. Özetle şu. Sinan Ateş davası, Sinan Ateş dosyası var ya. Hepimiz de açık bir şekilde biliyoruz ki hiç özel bir bilgiye, kulis bilgisine ihtiyaç yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısına dayanmış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi de bu gerçeği farkında olduğu için bu cinayetle bizi bağdaştırmayın diye düzenli olarak açıklamalar yapıyorlar. Ki biz iddianameye bile benzemeyen bir kağıt yığını üzerinden bazı uç göstermeleri görüyoruz. Aslında davanın ek klasörlerinde yer alan ama iddianameye yansımayan ama MHP'ye bir şekilde AKP tarafından böyle uzatılan bir nasıl söyleyeyim? Zorlaştırma sopasını görüyoruz. Hal böyleyken buradan yola çıkan MHP'de kendisini sıkıştıran AKP'ye bana kalırsa Ayhan Bora Kaplan dosyasını sallamaya başladı. Yani AKP MHP'yi yani Cumhur İttifakı'ndaki ortağını Sinan Ateş dosyası üzerinden sıkıştırırken MHP'de Ayhan Bora Kaplan dosyası üzerinden sıkıştırmaya başladı. Aslında MHP'nin burada kurduğu oyun şu anlama geliyordu. Ey AKP, ey Türkiye. Ayhan Bora Kaplan operasyonu aslında bir kumpas. Bu kumpası oluşturan adamların soruşturduğu Sinan Ateş dosyası da bir kumpas. Hal böyleyken bunların hepsi bir darbe girişimi. Gelin bu dava dosyalarını kadük hale getirelim. Aslında bir taşa bir kaç kuş vurma meselesi. Ayhan Bora Kaplan operasyonu, Ayhan Bora Kaplan soruşturması davası üzerinden giden bir süreç aslında Sinan Ateş dava dosyasında yani bir cinayetin dava dosyasını da kadük hale getirmeyi amaçlıyor. Burada Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi bir darbe girişimi var mı? Hayır, yok. Peki bunun soruşturma dosyasında usulsüzlükler ve hukuksuzluklar var mı? Evet, var. Peki işin özünde Recep Tayyip Erdoğan burada bir darbe girişimi olduğunu düşünüyor mu? Hayır, düşünmüyor. Peki Barış, bunun perde arkasında eğer bu usulsüzlükler varsa biz bunu nasıl analiz etmeliyiz? Neyin kavgası gürültüsü var diye sorarsan bana kalırsa aslında çok basit bir mesele var. Nedir bu?
90'larda da gördük, 80'lerde de gördük, 2000'lerin başlarında ve ortalarında da gördük. İçişleri Bakanlığı kökenli devlet içinde bir kavga var. Tasfiye edilen Süleyman Soylu ve ekipleriyle onun yerine gelen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve ekiplerinin kavgasını biz görüyoruz. Aslında darbe marbe değil, eski ekip yeni ekip kavgası. Süleyman Soylu tekrar güç sahibi olmak istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kendi yanına almak istiyor bu kavgada. Ali Yerlikaya ekibi de bence kendi hataları da var. Onlara bol bol malzeme verdi. Özellikle Ayhan Bora Koptan soruşturması bazında. Recep Tayyip Erdoğan oradaki hataları görüyor. Ama Ali Yerlikaya'nın kellesi her ne kadar istense de ben hemen koparacağını düşünmüyorum. Ali Yerlikaya'yı hemen görevden alacağını düşünmüyorum. Ama Ali Yerlikaya'nın koltuğunun sallandığını söylemek mümkün. En azından biraz sarsıldığını söylemek mümkün. Ama burada tabii ki bizim bundan bir süre önce, yaklaşık bir hafta 10 gün önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı olan İbrahim Kalın'la Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin de önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü MİT Başkanı İbrahim Kalın bu kavganın nedenini bilebilecek zekada ve bilgide olan birisi. Ve İbrahim Kalın'ın Süleyman Soylu'nun nasıl oyunlar oynadığını bilebilecek birisi olduğunu bildiğimiz için, ki zamanında Süleyman Soylu'nun SS kitabında yazdığımız için açıkça söyleyebilirim. Süleyman Soylu'nun kendisine ve Erdoğan'ın eski avukatı olan Mustafa Doğan İnal'ı Boğaz'da gizlice takip ettirdiğine inandığı için ve buna dair bir fotoğraf olduğu için ve buna dair Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıp ya bu ülkenin İçişleri Bakanı ben Cumhurbaşkanı sözcüsü olarak beni nasıl takip ettirir diye beryansın ettiği için Süleyman Soylu'nun kurmak istediği oyunun farkında. Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an ben İbrahim Kalın'ın verdiği brife inandığını düşünüyorum, analiz ediyorum. Ama en özetinde Ayhan Bora Kaplan operasyonundaki birazdan anlatmaya başlayacağız. Usulsüzlükler, gariplikler, hatta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kaydı geçsinden öğreneceği çok önemli bir kulis bilgisi var. Evet, onu birazdan söyleyeceğiz. Ben başlamadan sadece hani tüm süreçte şunu söylemek gerekiyor ki önümüzdeki zamanlarda